Tekrar merhabalar Aycan Hanım. Merhaba. Ee, teşekkür ederiz e, davetimizi kabul ettiğiniz için. Sizleri burada görmek çok güzel şöyle ee, kısaca bahsedeyim isterseniz. Ee, Kadının Fende Dijital'de programıyla e, güçlü kadınların STK'larla olan iletişimini, etkileşimini konu alıyoruz. Ee, güçlü kadınlar aslında Türkiye'nin her yerinde çok ses getirseler de TÜİK raporlarına göre yönetici kadrosunun yalnızca %17'sini kadın yöneticilerimiz oluşturuyor. E, bu sayının artması ya da hızla artması noktasında neler yapabiliriz? E, bizler de STK olarak buna nasıl katkı sağlayabiliriz diye MÜSİAD işbirliğiyle, İKAD'ler işbirliğiyle böyle bir programa soyunduk. E, ADEV e, vakfı olarak e, hem kadınları istihdam etme noktasında e, öncü kuruluşlardan biriyiz. Ben vakıf koordinatörüyüm. İsmim Elif. E, ekibim de kadınlardan oluşuyor. E, bir dergimiz var. ADEV dergi. Onların hepsi de kadın e, arkadaşlarımızdan oluşan bir e, dergi ekibi. O yüzden e, çok önemsiyoruz burada olmanızı. Tekrar çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. E, onur duyduk. E, şahsım adına tekrar tekrar teşekkür ederim. E, programımız e, soru cevap şeklinde ilerleyecek. E, son 10-15 dakikada e, moderatör arkadaşlarımız e, YouTube üzerinden ya da Instagram ya da WhatsApp üzerinden bizlere sorularını aktaracaklar. E, öğrencilerimizin ve katılımcılarımızın e, bu sorular belli bir filtreden geçerek sorulacak. E, bu konuda Hiçbir endişeniz olmasın. E, ardından Ardından e, arkadaşlarımıza yani katılımcılarımıza da şu noktada e, e, tekrar bir hatırlatma yapalım. E, bu programlara 3 günlük programımıza katılım sağlayan arkadaşlar e, YouTube üzerinden bir e, form doldurmalarını isteyeceğiz. Kendilerine moderatör arkadaşımız Fatma Hanım e, bir form gönderdi. E, bu formu doldurarak e, kendilerine sertifikada vereceğimizi hatırlatalım. E, ardından sizlere sözü bırakalım. Bizlere kendinizden bahseder misiniz diye ilk soruyu sormuş olayım. Merhaba, iyi akşamlar herkese. Ee, ben size teşekkür ederim beni bu programa layık gördüğünüz için. Ee, ismim Ajlan Sunay, 1964 İstanbul doğumluyum. Ee, Üsküdar Amerikan Kız Sitesi, o zaman Kız ee, Ve Boğaziçi Üniversitesi işletme e, mezunuyum. Ee, bir 4-5 sene kadar o zamanlar çok popüler olan tekstil ihracatında çalıştım. Ee, ama daha sonra e, reklamcılığa bir arkadaşımla ortak bir reklam ajansı kurarak reklamcılığa başladık ee, herhalde 30 sene olmuştur ee, oza o gün bugündür ee, reklam ajansım var. Şimdi tek başıma bir ajansım var. Ee, çalışıyorum. çeşitli bugüne kadar çok çeşitli müşterilerimiz oldu ve hala var. Çok uluslu müşterilerimiz oldu. Ee, onlardan en önemlileri Watson's. İlk kuruluşundan beri Watson's'da çalıştık. 10 sene çalıştık. Ee, Schneider Elektrik, e, Faik Sönmez, e, Bosch Siemens Kurumsal. Hmm, aklıma gelenler hemen şöyle bir anda e, bu gibi firmalarla çalıştık. Şimdi biz aslında tam hizmet bir reklam ajansıyız ama artık tabii ki dijital diye bir şey var. Ona da çok direnmeme rağmen ben yani şöyle Allah'ım her gün 24 saat 365 gün bomba gibi düşecek bu şimdi benim hayatıma ben bunu nasıl katlanacağım diye diye sonunda baktım ki bunsuz olmuyor. Şimdi işte dijital kısmıyla beraber gene geleneksel reklam ajansını da sürdürüyoruz. Ajan Hanım bana şöyle sorular geldi. Sizin e, afişlerinizi gönderdiğimiz zaman sosyal medyaya. herkes sizin yabancı bir insan olduğunuzu düşünüyor. <laughs> e, i̇sminizden mütevellit böyle düşünüyorlar. Ajlan ismi ne demek? Ajlan Farsça cesur demek genelde erkek ismi olarak kullanılıyor ee, benim tanıdığım epey bir Ajlan var erkek olarak ee, fakat bilmiyorum genç nesil tanır mı bilir mi Erol Büyükburç diye bir sanatçımız vardı ve onun maalesef genç yaşta trafik kazasında ölen Ajlan Büyükburç diye de bir kızı vardı hatta Ajlan Mine diye de bir e, grupları vardı ee, ama erkek ismi olarak da kullanılıyor, kadın ismi olarak da kullanılıyor. Ama yani bildiğimiz kadarıyla son derece Türk'üz. <laughs> çok güzel. <laughs> Tabii bu topraklarda kimin ne, nasıl, kimlerle evet. karıştığı belli değil ama e, Türk'üz. Evet, evet. Çok renkliyiz. E, bu çok keyif verici. E, Ajdan ismi de yani J harfi genelde Çerkezler tarafından kullanılan e, isimlerden oluyor. Janset gibi. E, evet. Ben acaba Çerkezlik var mı diye düşündüm ama... Evet. E, yok herhalde. Farsça. Tamam. E, bu ben e, Üsküdar Amerikan'da okurken çok e, Amerika'lı hocamız vardı. İngilizcede J sesi yok. Yani e, mesela Japan onlar Japon. Je Japan yazan şeyi Japan okurlar. Yani C okurlar. hep hmm. bana acılan acılan deyip durdular. <laughs> e, İngilizcede zor bir ya yani yok şey J, J sesi yok E, e ama e, Farsça cesur dediler bana da. Ama az çok bulunan güzel. bir isim. O bakımdan çok iyi. Kimse hangi aclan demiyor. Böyle soyadın <laughs> değilse falan da. Öyle evet. hangi ajlan gidiyor. <laughs> evet şahane. Şimdi firmamızdan birazcık bahsettiniz. Ama ben şu serüveninizi aslında öğrenmek istiyorum. Hı -hı. E, i̇şletme mezunusunuz ve güzel köklü bir üniversiteden mezunsunuz. Bizlerin e, arasında da Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan arkadaşlarımız var bursiyerlerimiz. Hı -hı. Biz adev vakfı olarak lisans ve lisansüstü öğrencilerimize bursiyer desteği sağlıyoruz. Maddi ve manevi olmak üzere. Şimdi arkadaşlarımıza da, da böyle Türkiye şartlarında biliyorsunuz ki hep öğrenciler birden fazla dalla uğraşmayı tercih ediyorlar. İşte eğer radyo sinema okudularsa influencer olmayı tercih ediyorlar. Ya da işte gamer dediğimiz yepyeni sektörler doğuyor ya da işletme mezunu olup yazılımla ilgilenen birçok öğrencimiz var. Hep böyle bir iki dalla ilerleyip e, bu ekonomide tutunmaya çalışıyorlar. E, sizler işletme mezunusunuz ama reklamcılık çok farklı bir kariyer gibi duruyor. ile bağlantısı var mı? Böyle aslında işletmeye girdiğiniz zaman e, önce ortak bir sene ders aldıktan sonra kendi e, dalınıza ayrılıyorsunuz. Ben pazarlama major'ı, pazarlama dalından mezun oldum. Şöyle ben mezun olduğumda gerçekten reklamcılık diye ayrı bir bölüm yoktu okunabilecek. Hatta turizm bile yani mesela ben e, pazarlamadan mezun olup bir e, otelde de çalışabilirdim, reklam ajansına çalışabilirdim, e, hastanede de çalışabilirdim, e, reklam, yani birçok bir yerde çalışabilirdim. E, bu kadar e, ayrılmamıştı dallar, bu kadar spesifik dallar ayrılmamıştı. Bu kadar üniversitede yoktu zaten ama ben pazarlama mezunuyum. Ee, i̇şte ilk başta başladığımda bir 4-5 sene e, tekstil ihracatında e, gene buradaki e, firmaların, tekstil üreten firmaların yurt dışında e, bağlantılarını yapmak üzere yani gene pazarlama ile başladım. E, fakat sonra baktım ki orası gerçekten büyük bir stres. Yani şimdi gençler o işi yapmıyor sanırım. E, yani Boğaziçi işletmeden mezun olup o işe soyunmak da nasıl bir e, kafaydı gerçekten bilmiyorum. Ama e, o zaman tekstil çok, e, gerçekten tekstilden para kazanılıyordu. Bir süre böyle çalıştıktan sonra mümessillik alınabiliyordu. O mümessillikler, işte el çenemi mümessilliği, bir sürü firmanın mümesselliği. Ee, ...gerçekten hani orada da bir umut ve ufuk vardı. Fakat o zaman sektör gerçekten çok kalitesi düşük bir sektördü. Yani e, hakikaten e, tedarikçilerde çok büyük problem oluyordu. Siz kendi içinizde istediğiniz kadar e, doğru şekilde çalışın. Mesela işte bir tane fermuar, yeşil fermuar boyatmanız lazım. Son teslimata bir gün kala bir fermuar geliyor ki senin istediğin yeşil değil... Yani böyle çok kabuslar yaşadım. Sabah üçlere dörtlere kadar paket yaptık, birbirimize koli attık falan. Ee, yani şey yükleme yapabilmek için ee, baktım ki burası yani hakikaten benim gibi bir sinema bileti, bir tiyatro bileti, bir konser bileti, bir ailesiyle doğum günü kutlamak isteyen birisi için uygun bir sektör değil. Böylece reklamcılık da popülerdi. Hatta bugünkünden çok daha farklı anlamda popülerdi. Daha çok para kazanılabilen, daha kendini çok daha az bir mecrada çok daha kuvvetli e, e, ifade edebildiğin... ...çünkü bir TRT ve birkaç da sonradan açılan yeni özel kanallar vardı. E, böyle bugünkü kadar dağınık da değildi. Yaptığın iş böyle hemen göze görülürdü, hemen başarı sağlardı. Tabii başarılı bir şeyse. Ee, yani öyle e, reklamcılığa öyle başladım ama hepsi aslında pazarlamayla ilgili ama dediğim gibi reklamcılık diye bir bölüm yoktu ben 1986 mezunuyum Boğaziçi'nden o zaman reklamcılık bölümü e, yoktu başka üniversitelerde de yoktu bence peki e, şunu merak ediyorum yani yolculuğumuzu soracağım ama e, şimdi böyle konu da konuyu açıyor çok da keyifli bir sohbet oluyor aynen sağ olun e, e, Ayzan Hanım Peki neden bir kuruculuğa soyundunuz yani ya da ilk başta süreç bu şekilde mi işledi yani ya da o zamanın şartlarıyla yepyeni bir şeye adım atabilirdiniz ve bu fırsatı mı değerlendirdiniz bu şekilde mi oldu? Bir de şunu da merak ediyorum e, motivasyonunuz yalnızca maddi değil daha çok işte e, rahat ve konforlu bir çalışma alanı olduğunu anlıyorum buradan. Hani böyle... E, pazarlamanın e, işte amiyane tabiyle eril tarafıyla değil de daha dişil tarafıyla da ilerlemek istediniz, daha rahat ve konforlu olmak herkesin tercih edeceği gibi. E, reklamcılık ilk ilk başta kuruculuğuna soyunduğunuz için zor oldu mu? Yani umduğunuzu bulabildiniz mi? E Öncelikle söyleyeyim e, umduğumu oldukça buldum e, ama e, benim için e, gerçekten hayatta en önemli şeylerden bir tanesi özgür olmaktı. Hala da öyle özgürlük derken e, yani canımın istediğini istediğim anda istediğim şekilde yapmak değil zaten böyle bir dünya yok da... E, ee, hayallerim olması dediğim gibi yani bir konser bileti alıp 15 gün sonraya hani ölüm kalımı olmadıkça o konsere gidebilmek kadar bile bir özgürlüğüm yoktu Biraz evet konfor alanımı yani evet konforlu olmayı düşündüm. Çünkü kendi şirketini kurduğum zaman evet tabii e, elemanlarla uğraşıyorsun, müşterilerle uğraşıyorsun, ödemelerle uğraşıyorsun, çeklerle uğraşıyorsun falan ama neticede saat beşte hadi arkadaşlar ben gidiyorum dediğinde kimse sana niye gidiyorsun demiyor. Bu da güzel bir şey. Evet özgür olmayı istedim. Bence en önemli motivasyonum özgür olmaktı. Seçeneklerim olmasıydı. O seçenekleri Zaten ben hayatta mutluluğun da şimdi konu konuyu açıyor da o yeri gelirse bir daha söylemem o zaman. E, hayatta mutluluğun özgürlük olduğunu yani seçeneklerin olup o seçenekler arasında karar verebilme e, özgürlüğünün olması olduğunu düşünüyorum. Zaten insan kendi kararlarını kendi verdiği zaman suçlayacak kimseyi de bulamayınca bir süre sonra ya ne yapalım canım benim için de iyi oldu bir deneyim oldu deyip geçebiliyorsunuz pişmanlık da daha az oluyor. Çünkü biri seni ne bileyim bir mesleğe zorlamıyor, biriyle evlenmeye zorlamıyor, bir şeye zorlamıyor. Hani o, o gerçekten hani o kendi kararlarını kendi vermen bence müthiş bir mutluluk ıı, benim, benim açımda. Bütün kadınların da keşke öyle olmasını çok arzu ederim. Ee, biraz rahat etmek istedim çünkü o dört yılda çok perişan oldum gerçekten perişan oldum yani her gece gündüz şeklinde. Sonra bir arkadaşımın da bir müşteri portföyü vardı, benim de bir müşteri portföyüm vardı. Başlayalım dedik. Öyle başladık. Yani e, yapabileceğimizi düşündük ve yaptık da. Çünkü esasen burada en önemli şey tabii kreatif denen ekip yani mutfak çok önemli ama onun dışında ilişkiler. Yani ilişkiler kurduğunda sana reklam verecek ve senin ne o ilişkilerde olan tanıdıkların varsa reklamcılık aslında öyle bir şey. Hatta bugün de öyle bir şey yani çat kapı gidip kimseden reklam falan alamazsınız. Yani ilişkileriniz olacak. biraz da hani yaptığın işlerde bir düzgün duracak yani. Ama yaptığın hiçbir iş olmasa bile sıfırdan başlasan bile bence en önce o network diyelim ilişkiler. Network çok önemli. Öyle başladım. Peki böyle bir sanırım bir de bir iş disiplini meselesi var. Yani siz çok zorlukla dört yılı çok zor olduğunu söylediniz. Bu işin zorluklarından bahsettik ama bence daha fazlası da vardır zorluk noktasında. Şimdi hep şöyle derler insan kendi işinin patronuysa hani ceketini alıp çıkamıyor. Çünkü Tabii. çok fazla sorumluluğunuz var. Hani bir yerde çalışmanın tek güzel tarafı belki de gerçekten ceketini alıp çıkabilmek. Çünkü ardına bakmadan gidebilirsiniz ama sizin çok büyük bir sorumluluğunuz var. Ee, özellikle kişi sayısı arttıkça, işte şirket sayısı, çalışan sayısı arttıkça e, bu işin ne boyutta bir zorluğu oldu. Yani gerçekten ilk zamanlarda bilet alıp da sinemaya, tiyatroya gönül rahatlığıyla gidebildiniz mi? Evet gittim çünkü ben Türkiye'nin krizlerden kurtulmayan, ekonomik krizlerden kurtulmayan. Savaşlardan kurtulmayan, başı dertten kurtulmayan bir ülke olduğunu görerek hiçbir zaman işimi büyütmedim. Çünkü büyütürsem, bugünkü parayla konuşuyorum. Ayda 60-80 bin lira masrafı olan bir şirketi krizde de savaşta da belki bir yıl açık tutabilirsin. Ama 300 bin lira masrafı olan ayda bir şirketi tutamazsın ve onu fark ettim ve hiçbir zaman çok büyümedim yani şirketimin en büyük olduğu zamanda 4-5 kişi çalıştık geri kalan arkadaşları freelance olarak hep aldım yani şöyle mesela çok iyi bir metin yazarı arkadaşım var ben ona maaş vermeyi veremem bile yani öyle bir düzenli maaş bile veremem ona gerçekten çok büyük ajanslarda çalışmış ödüller almış böyle çok iyi bir metin yazarı arkadaşım mesela onunla proje bazında çalışıyoruz yani o güzel aslında o tak çıkar kısmı ekibi o şekilde yapmak tavsiye edebileceğim bir şey yapabilenlere çünkü o kadar insanın yükünü üzerine almak hakikaten çok riskli. Peki, bu noktada böyle tabii aileniz destekçinizdir eminim ki. Evet. Ama böyle bir hikayeniz yani işte babamdan annemden ya da işte şu. Kişi beni bu noktada teşvik etti dediğiniz ya da eşiniz bilmiyorum Ne bu süreçte evli miydiniz ama... E, ...gerçekten ilham aldığınız bir hikayeniz ya da bir kişiniz var mıydı? E, her zaman e, ilham aldığım kişi babaannem oldu rahmetli. E, yani böyle hikaye gibi anlatmama e, yani e, anlatayım... Ee, Buyurun lütfen. Babaannemler, e babamlar Arapkirli, Malatya'nın Arapkirinde. E, ve e, babam 4 yaşındayken, amcam bir yaşındayken babaları vefat ediyor. Fakat e, babaannem o kadar ön, ileri görüşlü e, ve çevresiyle ilgili ilkokul mezunuydu. E, ama son derece e, ne diyeyim e, bilgili yani ansiklopedi bilgisinden bahsetmiyorum. Hayat bilgisi olan bir kadındı. Ee, ve çok güçlü bir kadındı. Ee, babaannem tek başına iki çocuğuyla biri dört biri bir yaşında dul kalıyor. Daha hiç evlenmiyor. Onları büyütüyor. Ve onları gerçekten büyük zorluklarla büyütüyor. Ailesinden de fazla destek görmüyor. Ee, hatta babaannem işte 1916 doğumluydu. Evet 16 doğumluydu. Hatta e, Tehcir'de biliyorsunuz o bölgelerde çok fazla Ermeni nüfusu vardı bir zamanlar. Tehcir'de e, destek babasının destek olduğu bir ailenin oğlu o bu duruma düşünce iki çocukla tek başına onun bahçemize dedi bir böyle bir pamuk getirdi yığdı. Yani biri benim bahçeme bir pamuk yığsa oturur ağlarım Allah'ım ben bunu ne yapacağım diye. O, o Arap girin eski dokumaları da meşhurmuş, dokuma tezgahları şimdi pek kalmamış ama o zaman çok dokuma tezgahları varmış. Onunla dokuyor ve dedi ki bir yıl dedi biz o dokumaları İstanbul'a sattım ve ben bir yıl biz onu o parayla yaşadık dedi. Sonra e, parasız yatılı sınavlarını duyuyor. E, babamı da sokuyor, amcamı da sokuyor. Babamı babam lisesinin parasız yatılı, amcam. Ee, İstanbul erkeği parasız yatılı kazanıyor. Babam 12 yaşında ilkokulu bitirdiğinde 11 12 yaşında elinde tahta bavulunu alıp tek başına Galatasaray Lisesi'ne geliyor. Bugün çocuğunuzu tek başına bilmiyorum herhalde emin önüne yollayamazsınız. Tek başına e, İstanbul'a geliyor ve parasız yatılı okuyarak önce Galatasaray'ı bitiriyor sonra e, Amerika'da e, bir burs kazanarak üniversiteyi bitiriyor orada master'ını bitiriyor. Ama bunların hepsi babaannemin dirayeti, babaannemin o bilgisi, o hayat bilgisi ve o gücü sayesinde e, oldu. Ve ben ne zaman üzülsem, ne zaman ya artık burası çok kötü oldu benim için desem e, her zaman babaannemi düşünüyorum o şartlarda ayakta kalmış ve başarılı olmuş. Sonra çok güzel günlerimiz oldu. Babamın çok iyi bir kariyeri oldu genel müdür olarak senelerce çalıştı falan çünkü zaten çok başarılıydı. Ee, her zaman babaannemi düşünürüm. Ee, bir de Atatürk'ü düşünürüm. Şahane yani çok güzel. Bir insanın ilham kaynağının olması özellikle bunun babaanne anneanne olması. Çünkü biliyoruz bir genetik aktarım söz konusu. Ee, böyle bu zamanlarda da biliyorsunuz böyle bir aile dizilimi gibi bir popüler bir kelime var psikolojide. Evet. Ee, hani gerçekten o geçmişle barışmak e, annenin e, ve babanın o kadınlarıyla devam eden bir şey olduğunu iddia ediyorlar. Başarınızı bu evet, noktada doğru. annenizde olması şahane. Benim çok hoşuma gitti. E, peki bu noktada bir kadın eşitsizliğiyle cinsiyet ayrımcılığıyla karşılaştınız mı? Yani bunu kadınlara sormaktan birazcık imtina ediyorum. Çünkü e, yani aslında hepimiz bu noktada bir şeyler yaşıyoruz ama birazcık sessiz kalmayı tercih ediyoruz ne yazık ki. Ama böyle bir bakış, bir duyuş ya olmaz başaramazsın dediğiniz herhangi bir sizleri alıkoyacak bir etkenle karşılaştınız mı? Hayır diyeceğim çünkü e, çok modern bir çevrede büyüdüm, çok modern bir ailede büyüdüm, çok modern okullarda okudum ve bu konunun hiç yani hiç olmadığı da bir sektörde çalıştım. O da reklamcılık yani reklamcılık her zaman çok çağdaş bir sektör oldu. E, yani tabii yani münferi toşa gitmeyen şeyler olabilir hani bir kadının başına gelebilecek nahoş şeyler ama çok çok yani söylenemeyecek. Hani belediye otobüsünde de o kadar olabilir yani öyle söyleyeyim. O yüzden hayır diyeceğim. Hayır diyeceğim yani ama çok bu şanslısın. tamamen benim e, serüvenime özel bir şey. Çok şanslısınız. İyi ki de böyle. Evet. De evet, evet. E peki böyle bir pes etmeyi düşündüğünüz, yani yorulduğunuz, artık ben bırakıyorum bu işi dediğiniz bir noktaya geldiniz mi hiç? Valla işte bazen müşteri kaybettiğimde, bazı e, zamanlarda hakikaten böyle e, yani artık masraflar, bazen gelirleri hani aşmıyor da böyle başa baş oluyor. Ya ben ne, ne yapıyorum ya, ne iş yapıyorum dediğimde böyle zamanlar oldu, oldu. E, şu an 37 senedir çalışıyorum, e, bu uzun bir süre e, fakat ben çalışıyorum. E, Çalışmayı çok seviyorum, üretmeyi çok seviyorum. E, tabii ki bu işi belki daha çok uzun seneler yapamam ama e, bu meslek hep çağdaş kalmayı, hep yeni kalmayı gerektiren bir meslek olduğu için aslında insana bir tür böyle hani gençlik de veriyor. E, ama e, Bilmiyorum belki meslek olarak başka bir alternatifim olsaydı ki yok belki bırakır mıydım sanmıyorum severek yapıyorum işime her gün sevgiyle gidiyorum severek gidiyorum hiç ayaklarım geri geri gitmiyor. Ee, hayır yani ama tabii Türkiye'nin şartları hepimizi çok zorluyor. Yani asgari ücret artacak ben hesap yapmaya başlıyorum. Asgari ücretin maliyetine Üstüne tıkıtlar da artacak. Üstüne bilmem ne de artacak. Yani hakikaten böyle hep hesap yaparak gidiyorsunuz. Ve şöyle bir hava var insanlarda yani işte patronlar zengin Mercedes'le geziyorlar işçileri de sömürüyorlar. Şimdi bu bazı sektörlerde ve bir belki bir yüzde otuz kadar e, işçi de söz konusu olabilir ama Türkiye'nin yüzde altmış yetmişi kobi. Yani benim gibi. Yani üç kişi beş kişi çalışıyor. Çalışanlardan biri de patron. Herkes emeğini koyuyor. Bu bir fırın olabilir, bu bir kuaför olabilir, bu bir restoran olabilir. E, yani e, hakikaten e, ekonomideki zorluklar aslında kobileri çok etkiliyor. Beni de etkiliyor ama hiç daha bırakmayı düşünmüyorum daha bir üç beş sene götürürüm diye düşünüyorum inşallah Allah izin verirse. daha ne bir enerjiniz var. Öncelikle bunu yani nazar değdirmeden söyleyeyim. Yani <laughs> bu umarım uzun yıllar bu sektörde kalır... ...birilerini enerjinizi de beslemeye devam ya eder. Ya başka içerisinde. sektörde. <laughs> Herhangi bir sektör olabilir Herhangi. çünkü galiba bu öğrencilerimizin özellikle gençlerimizin ihtiyacı olan şey aslında bu. Evet Türkiye'de zorlu şartlar altında yaşıyor ve çalışıyor olabiliriz. Ekonomi çok hızlı değişiyor. Ama sanırım siz siz de hani bu işin aslında hem de mutfağında olan yani bu okulda akademik olarak da bunu görmüş bir insan olarak. Bu değişim aslında çok da anormal değil. Yani dünyanın seyrinde 100 yılda bir görünen bir değişimden söz etiyoruz aslında. İşte kripto paraların işte coinlerin girdiği bir dünyamız var artık. Bir şeyler değişiyor Evet elbette piyasalar ve özelde de insanlar bunun etkilerinden ne yazık ki kaçamıyor. Ama pozitif enerjiniz bana da umut verdi. İnsan işini severek yapmalı değil mi? Ya da sevmediği işleri Ötelemeli mi? Yoksa yeni bir seçenek mi yaratmalı? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ee, evet, işte onu diyorum ya mutluluk aslında özgürlüktür dediğim özgürlük. Aman ben bugün de işte işe gitmeyeyim, işte bugün de canımın istediğini yapayım o değil de değil. Yani hakikaten özgürlük seçeneklerin olup seni mutlu eden şeyi yapabilmek. Hiçbir şeyin hayatında, iş hayatında, özel hayatında çok kangrenleşmesine izin vermeden. Ee, yürüyüp gidebilecek o gücünün, o cesaretinin, arkandaki ailenin, o şeyin olması yani o varlığının, o gücünün olması çok değerli bir şey. Ee, gençlerin e, tabii umutsuz olduğunu biliyorum, anlıyorum. Çok normal yani çalışarak. Ee, hani asgari ücret de değil düzgünce paralara da çalışarak nasıl evlenilir, nasıl çocuk yapılır, nasıl kira verilir falan bunları gerçekten e, düşününce hakikaten gençlerin işinin zor olduğunu biliyorum. Ama e, yine de dediğiniz gibi umutla ve pozitif bakış açısıyla çalışmak e, çünkü çok o, başarılı, başarılı da demeyeyim de çok e, ayrışıyor insanlar yani birileri sıyrılıyor, ne olursa olsun sıyrılıyor. O sıyrıldığı zaman da o kişilere her zaman iyi şartlar geliyor. Gibi üç beş yıl bir sıkıntı çekilir ama ondan sonra mutlaka e, çabalarının karşılığını alacaktır gençler diye düşünüyorum. Ben başladığından beri kaçıncı kriz, kaçıncı savaş, kaçıncı deprem yani kimse aslında çok dört dörtlük şartlarda çalışmadı. Ee, ki bu yüzyılın annemlerin dönemi hep söylüyorum bu yani 20. yüzyılın 1900'lü yılların hani İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkıp Böyle 90'lara gelene kadar bir 40-50 senesi var böyle güzel bir 40-50 senesi. Ee, herkes çalışmış karşılığını almış, evler alınmış, yazlıklar alınmış, arabalar alınmış, seyahatlere gidilmiş falan. Ama ondan sonra hep kriz, hep kriz, hep kriz yani o krizin içinde yaşamayı ve varlık göstermeyi bilmek, öğrenmek gerekiyor. Evet galiba hayatta da hayatın zorluklarının o güzelliğini yaşayanlar da galiba bu krizi ayak uyduranlar oluyor. Öğrencilerimize bu noktada bir e, teşvikte bulunabiliriz belki. Ama şöyle bir cümle kurdunuz. E, dediniz ki işi hiçbir zaman çok fazla büyütmek, çok hırslı olmak gibi bir... E, duyguya hiçbir zaman kapılmadım. Ben buradan TİSVA'ya bağlamak istiyorum. Sizler aslında evet. İsrafı Önleme Vakfı'nda da e, yönetim kurulunda olan bir kişisiniz. E, birazcık bundan bahseder misiniz? Bu vakıfla nasıl tanıştınız? E, Aziz Hoca referansıyla sizlerle evet. tanıştık. Evet, sevgili Aziz, evet. Aziz Hoca. Evet. Nasıl oldu bu tanışma hikayesi ve buna dahil oluşunuz nasıldı? Şöyle e, oldu aslında çok ortak sevdiğimiz bir akademisyen arkadaşımız e, sevgili Nurdan Tümbek Tekeoğlu benim ilkokul üçten beri sınıf arkadaşım. Bir de benim çok eski arkadaşlıklarım var. E, kendisi Aziz e, Bey'le e, tanışıyordu. E, beni hani belki e, reklam ajansı olarak e, destek verebilir diye ve bir de e, bu mikrokredi kredi kadınlarımızın ürettiği e, birçok ürünler var gıda ve gıda dışı olmak üzere onlara bir e, web sitesinden onlara satış yapabilmek için e, işte o, o ürünlerin ambalajları etiketleri e, gibi işte bir ona bir isim bulalım amblem logo yapalım falan diye ve ben de oraya destek olabilirim diye bizi tanıştırdı öncelikle Sivil toplum kuruluşları için şunu söylemek istiyorum: Herkes politikayla uğraşamaz, uğraşmaz. Keşke gençler uğraşsalar, politikaya girseler. Ama herkes inandığı bir sivil toplum örgütünde bu gençlerle ilgili olabilir eğitimle ilgili olabilir kadınlarla ilgili olabilir çevreyle ilgili olabilir. Gerçekten herkesin bir sivil toplum e, kuruluşuna üye olmasını ve orada e, çalışmasını, e, orada etkili olmasını ben gençlere çok tavsiye ediyorum. E, çok şey öğreniliyor, gerçekten çok şey öğreniliyor. E, hele sizin dışınızda bir dünyaysa, yani fakir, e, dar gelirli mikro kredi kadınları için çalışıyoruz. Anlatacağım zaten e, TİSVA'yı. Böyle girdim, böyle başladım. Tabii bir kısmı başarılı olamadı, onları da anlatırım eğer dilerseniz ama onun dışında birçok konuda gayet başarılı çalışmalar yapıyoruz. Şimdi STK'ların öneminden bahsettiniz. Aslında bunun için birkaç cümleye daha ihtiyaç duyacağım sizler için çünkü network dediniz cümlelerinizin birinde. Aslında işte reklamcılık, işletme ya da pazarlama ya da herhangi bir bölüm içinde aslında network inanılmaz büyük bu, bu dönem için. yani 8 milyarlık bir dünyada çok, çok kişiyi tanımalısınız ve o marjinal sıyrılmak dediğimiz şeyi e, tanıdıklarıyla yapmalı insan. E, bu noktada STK'lar e, hayatın neresinde? Ne kadarlık bir yüzdeliği kapsıyor? Ee, yani... E... Bir kere yüzdesini bilemem ama çok daha fazla olmalı. Yani insanlar karşılık beklemeden sadece vererek bu illa maddi olması gerekmiyor ama tabii zamanını vererek, en önemlisi zamanını vererek, aklını fikrini vererek, e, özellikle senden daha dezavantajlı insanlar için e, veya başka inandığın herhangi bir konu için. Ee, çalışmak ve o çalıştığı yerde tabii orada öncü insanlar var onları kuranlar e, bu insanlar biri boş insanlar değil e, onlar e, her zaman e, gençlere mentorluk yapmak isterler mutlaka isterler e, ve bundan da gurur duyarlar eee Tabii yani bir STK'ya üye ol olmak hakikaten gidip de bir partiye üye olmaktan bence çok daha bu anlamda yani iş hayatında başarılı olma açısından çok daha verimli olur doğru network açısından. Gerçekten öyle. E, peki bu e, TİSVA yolculuğunuzda e, sizleri tanıştırdılar ve siz gerçekten mesainizin bir çoğunu da şu an TİSVA'ya ayırıyorsunuz. Bayağı ayırıyorum e, evet. Evet, hani bunun motivasyonu gerçekten insanlara yardım etmek e, ve e, gerçekten ya yapmış olduğunuz yardımları da gözle görebilmek. Çünkü e, daha öncesinde de şunu söylemiştiniz, hani e, ben e, yapmış olduğum şeyi gözle görüp bu başarıyı görmek istiyorum. Galiba bu noktada bir anlık sabırsız bir insansınız. Çok hani uzun... evet. Sabır en önemli erdemlerim. <laughs> yani çok, çünkü bazı insanlar var çok uzun vadeli planlar yapıyorlar ve sabırla bekliyorlar. Hani evet. bilmiyorum böyle bir insan mısınız ama... Hayır e... değilim. Hatta bu nedenle satranç da öğrenemedim. Biz bir <laughs> oynardık okulda. King oynardık, bir oynardık. Ama satrancı rahmetli dedem öğretmeye çalışmıştı da ben o kadar uzun vadeli düşünemediğimi anladım. <laughs> Peki TİSVA'da gerçekten biz Aziz hocayla da e, bu konuda çok e, konuşmaya ve gerçekten bir parçası olmayı çok istiyoruz ki Mahmut önü gören Nİde'de e, bir mikrofinansın e, kurucularından e, kendisi destekledi. <laughs> evet. evet e, şey Mahmut. Adem Vakfı olarak da evet Adev Vakfı olarak da bu işin içindeyiz. O yüzden keyifle dinlemek istiyorum sizi. TİSVA neler yapıyor? Şimdi TİSVA aslında 2002 yılında e, Israfı e, Önleme e, Vakfı diye gıda bankacılığı e, yapmak üzere kurulmuş. Gıda bankacılığı da çok enteresan bir konu. E, aslında yasayla e, yasaya alınsa çok daha verimli olur. E, gıdanın hiçbir şekilde e, iklaf edilmeyeceği, yok edilmeyeceği, atılmayacağı e, yasaya bağlanıp işte son kullanma tarihine yakın ürünlerin marketlerden toplanıp e, dağıtılması ile e, başlayan bir yolculuğu var fakat sonra Aziz Hoca Muhammed Yunus'la tanışıyor Muhammed Yunus Bengaldeşli bir ekonomi profesörü ve kendisi Bengaldeş'te çok fakir kadınların Azıcık paraları olmadığı için, e, mesela sepet örüyorlar bambudan ya da işte tabure örüyorlar ve bütün gün onu yapıyor ve azıcık bir sermayesi bile olmadığı için o günkü kazancının yüzde yetmiş beşini paraya aldığı tefeciye veriyor, geriye böyle kuruşla bir şey kalıyor ona böyle sentle bir şey. Bunu görüyor ve diyor ki yani e, dar gelirli kadınlar azıcık paralarla, azıcık sermaye ile kendi e, emekleriyle e, bu yoksulluk sarmalından kurtulabilirler diye başlıyor ve bununla da hatta 2006 yılında Nobel Barış Ödülü alıyor çok kıymetli bir şey. Dolayısıyla e, o tanışmadan sonra soca e, Mikro Krediye Türkiye'de e, Grammy Mikrofinans Programı bunun adı. E, Bengali'de de aynı isimle, her yerde aynı isimle uygulanıyor. E, 2006'da bunu Türkiye'ye getiriyor. O zaman da kendisi milletvekili. Bunun yasası da çıkarak başlıyorlar. Bugüne kadar 210 binden fazla kadın e, mikrokredi kullandı. Hala hazırda 40 bin kadın e, kullanıyor. 500 lira 500 lira vererek 500 liralık e, bir parayla başladı. Bu 500 lirayla bir kadının 2006'da bile bir şey yapabileceğine kimse inanmazmış, inanmıyormuş. Fakat o kadar güzel başarı öyküleri var ki birkaç tane örnek vermek gerekirse mesela o azıcık sermayesiyle Diyarbakır'da 3 tane kullanılmış bisiklet alıyor e, kadın. Sonra onları çocuklara kiralamaya başlıyor. E, böyle böyle e, kendisi bir bisiklet dükkanına sahip oluyor. Ama tabii bu bir yılda olmuyor. Şöyle mesela şu anda biz 3 bin lira kredi veriyoruz. Onu da 5 bin liraya çıkaracağız. Gerçekten mikro bir kredi bu. Birinci yıl onu ödediğinizde ki onu 52 haftada ödüyorsunuz. E, Hiçbir teminat, kifalet senet, sepet yok ve buna rağmen yüzde yüz geri dönüşü var. Ee, onu birinci sene ödedikten sonra ikinci sene iki katını alabiliyorsunuz. Böyle 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 ee, büyüyebiliyor kredi. kredim. İlk başlangıç kredisi şu an üç bin lira, beş bin lira olacak 2024'te. Tabii 2023 çok zor bir yıldı çünkü. E hani bu yardımın da bir şeyi var. Yani yardım da bir pasta ve o pasta e, maalesef deprem e, yaşadık ve o depreme hepimizin yani şirketlerin de şahısların da böyle hani yardım etmek için elinde avcunda ne varsa depreme gitti. Biz o yüzden biraz 2023'te dezavantajlı olduk. Ama e, yine toparlayarak devam ediyoruz. E, veya e, mesela kadın gene böyle o küçücük sermayesiyle e, bir e, manikür e, seti alıyor. Mesela birkaç yıl içinde bir güzellik salonu açıyor e, me memleketinde. Yani kadınlar gerçekten... azıcık bir şey verildiğinde bile... muhteşem şeyler yaratabiliyorlar. Kadına verilen para... kesinlikle aileye gidiyor. Be daha iyi beslenmeye... daha iyi eğitime gidiyor. Ee, tabii erkeklere verilen para... başka yerlere de gidebilir. Ama onu şimdi söylemeyeyim. <laughs> ama kadına verilen para... gerçekten ailenin kalkınmasına gidiyor. Ve biz... Eee mikro kredi evet Mahmut Bey'in de sizlerin de bir mikro kredi şubesi var. Eee 68 ilde eee kaç şubemiz var? 68 ilde 95 mikro kredi şubemiz var. Ee, genelde bağışlarla e, oluşuyor. Ee, bağış yapabilecek e, mesela benim bir mikro kredi şubesi açacak bir param olsa gerçekten babaannemin adına açarım. Arapkir'de de düşünüyoruz önümüzdeki sene bunu yapmayı düşünüyoruz. Ee, Sevdikleri bir kadının kendilerine e, ışık olmuş, destek olmuş, yol göstermiş, sevdiği saydığı bir kadının adına bir mikro kredi şubesi kurmaları gerçekten çok kıymetli olur. Tabii çok küçük paralar değil, çok büyük paralar da değil. E, mikro kredi daha nasıl anlatabilirim? E, şu anda 175 ülkede uygulanıyor. Çok sayıda ülkede hmm, uygulanıyor. Dediğim gibi 2006'da Nobel Barış Ödülü alıyor. 2008'de Time dergisinin kapağında dünyayı değiştirebilecek 10 fikirden biri olarak yer alıyor. Ee, bu şekilde ha şöyle bir de şöyle bir yönü var. Ben şöyle bizim bu kadınlarımızın ürünlerini satalım diye hani ben devreye girdim ya işte etiket tasarım yaptık isim bulduk emekten diye bir isim bulduk gayet güzel tasarımlarımızı yaptık kadınlarımızın büyük bir kısmı aslında gıda üretiyor tarhanaydı salçaydı bu gibi şeyler üretiyor reçeldi fakat tabii gıdanın şöyle bir zorluğu var bir kere bozuluyor. Ama her şeyden önemlisi maalesef e, kargo ücretleri e, o azıcık paralara satılan ürünleri satılamaz yapıyor. Yani siz 30 liraya salça satıp üstüne de 25 lira kargo parası çıktığı zaman gerçekten çok çok zorlanıyorsunuz. Bir de tabii vakfın stok tutmak gibi de bir gücü de yok yoktu hala da yok. Yani sen her kadından 10 salça, 10 10'dan 10 bundan alıp bir yere depolayamıyorsun. Öyle olunca aslında iki kez kargo parası gerekiyor. Önce kadının diyelim ki e, Elazığ'dan alıyorsun onu, Ankara'ya merkeze getiriyorsun, düzgün şekilde paketliyorsun, bir daha yolluyorsun falan. Yani sırf bu nedenle e, yapılamaz oldu. Ama yapılabilen şeyler ne? E, bir... E, TİSVA'nın bir aynı zamanda bir sosyal işletmesi de var. Şimdi kadın para aldığı zaman üç şekilde bu parayı e, kullanacak. Ya bir hizmet üretecek, ya bir ürün üretecek ya da bir ürün alıp satacak. Ürün alıp satma konusunda tabii azıcık sermayesiyle çok zorlanıyor. Çünkü o parayla yine toptancıdan ürün alabiliyor. Fakat Aziz Hoca'nın sağ olsun girişimleriyle birçok alanda Üretici firmalarımız var ee, Anadolu'da. Erguvan diye bir temizlik ürünü markamız var. Ee, Çek Cumhuriyeti'nde üretilen Dermakol diye bir e kozmetik markamız var. Ee, Goldmaster diye bir küçük ev aletleri firmamız var. Ee, Karamanmaraş'ta bir tencere tava üreten bir firmamız var. Ee, kadınlar üreticiden alıyorlar. Ve 12 ay taksitle alıyorlar. Bunun riski tamamen sosyal işletmenin üzerinde. Kadınlar her zaman paralarını ödüyor ama neticede ödemediğinde şirket sosyal işletmeyi tanıyor. Ve bu şekilde kadınlar alıp alıp satma da yapıyorlar. Ve biz ajans olarak da Erguvan Temizlik Ürünleri ve Dermakol Türkiye'nin de e, sosyal medyasını oraya içerik üretiyoruz ve sosyal medyasını yönetiyoruz. Arkadaşlarımız takip ederse Instagram'dan çok memnun oluruz Dermakol ve Erguvan temizlik ürünleri. Yani anlattıklarınız benim tüylerimi ürpertiyor. E, çünkü kadınlar gerçekten e, bahsettiğiniz gibi hani o kadının parası gerçekten ailenin içerisinde. Bütün herkese, çoluk çocuğa hepsi. Ee, ...kullanılıyor ve ben... E, ...Aziz hocamızdan da şunu duyunca... ...yüzde hani yüz geri dönüşlerin alındığını... ...ve hiçbir zaman suistimal edilmediğini duyunca... ...çok çok daha e, mutlu oldum... ...demek ki gerçekten buna ihtiyaç varmış... ...umarım devlet teşviğiyle... E, ...işte daha büyük bir şekilde... E, ...herkese ulaşılabilir... E, ...kılınabilir bu STK... ...çünkü gerçekten evet STK'lar çok sayıda var... ...evet hepsi gerçekten çok faydalı iş yapıyor... ...ama ne, ne yazık ki bu sektörde de... ...birazcık sektör diyorum... Sektör çünkü... sektör tabii evet, yani, hani, yani ben iyilik çünkü. sektörü bile diyebilirim yani iyilik yapma ya da yardım yapma sektörü ve şeyi var pastası var yani ondan da senin pay alman lazım herkes bas bas bağırıyor çünkü yani lösevi evet, ayrı istiyor öbürü ayrı istiyor. Ve ne yazık ki burada da bir böyle e, bir kalabalık söz konusu. Yani bu pasta çok çeşitli bir pasta ama artık ihtiyacımız olmadığı noktada yeni e, STK'lar öğrenmeye başlıyor. Ama bu STK yani TİSVA çok unik bir şey. Gerçekten kendine has bir şey ve çok da faydalı. Umarım çok evet. çok çok daha büyür e, ve 75 çok iyi bir sayı. Hani 200 e, 195 ülkenin hepsinde de umarım e, bu sayıları hızla artar. Evet. E, Sizlere son olarak kadınlara tavsiyenizi soracağım. Öğrencilerimize de özellikle yalnızca kadın olarak da sınırlamıyoruz. Evet, herkese. Evet, cinsiyetçi bir program değil bu program. Evet. Öğrencilerimize tavsiyelerinizi alalım. Ay, şöyle notlar almıştım. Bir kere, bir kere en önemlisi hakikaten mücadele ruhu. Yani mücadeleyi bırakmamak gerekiyor bunun için agresif de olmak gerekmiyor. İnsanın içinde kendisinin kendi gücünü hissetmesi gerekiyor. O güç tabii arkanızdaki ailenizle, aldığınız eğitimle, toplumdaki yerinizle, birçok şeyle, aidiyetlerinizle tabii çok fark ediyor. Herkes şanslı değil. Daha dezavantajlı insanlar var. Ama mücadele ruhunu kaybetmemek gerekiyor. Bana göre pozitif bakış açısını kaybetmemek gerekiyor. Ben de birçok zaman tamam artık diyorum ya bu ülkeden ne olacak, bu dünyadan ne olacak. Yani hepimizin düştüğü zamanlar oluyor. Ama sonuçta pozitif olarak e, hayata bakmak gerekiyor. Ben e, mutsuz olmanın gerçekten mutsuzluğun sadece üç nedeni olduğunu düşünüyorum. Sırasız ölüm çaresiz hastalık ve çocuğunun ayağına ayakkabı alamayacak kadar büyük yoksulluk. Bu üç neden dışında her şey geliyor ve her şey geçiyor. Evet tabii ki bazen iz bırakıyor, bazen daha delip geçiyor ama geçiyor. Yani bu üç şey yoksa veya da mesela bazen şöyle yapıyorum hani pozitifliği şöyle söyleyeyim. Empati yapabilmek çok önemli. Yani hakikaten herkesle empati yapabilir insan biraz düşündüğünde. Ben bir gün böyle yürüyorum işte Şişli'de Rumeli Caddesi'nde böyle bir Kaldırım taşları çok şahane ya basarsın içinden çamurlu sular fışkırır elbiseni. Böyle bastım ve foş oldu. Allah kahretsin dedim bir kaldırım yapmayı bile beceremiyorlar. Bır 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 söylenerek gidiyorum. Karşımda elinde beyaz bastonuyla iki gözü görmeyen bir adam geliyor. Yani Allah bana resmen o insanı böyle lönk diye önüme çıkardı. Dedim yani sadece sağlıklı olmak, sadece bütün organlarının bir arada olması bile ne kadar büyük bir şans. Yani sadece bunun için şükretmelisin. Sonra bir kadın olarak dünyada doğulabilecek o kadar az coğrafya var ki güzel coğrafya. Yani insanlar neler oluyor? Yani işte biz eksi 40 derecede Sibirya'da sokak süpürüyor kadınlar. Ne bileyim Afrika'da Sünnet oluyorlar, bir sürü bir şey. Yani bizim dünyada kadın olarak doğabileceğimiz çok az coğrafya var ve biz o coğrafyalardan birinde doğmuş durumdayız. E, bu da çok büyük bir avantaj e, ya da çok az ülke var diyeyim hatta. E, yani şükretmeyi gerçekten bilmek gerekiyor. E, onun dışında da şunu söyleyebilirim. Herkes birçok şey olabilir çabalayarak. Ama her şeyi olamayız. Her şeyi kutursuz olamayız. Özellikle kadınlar için böyle bir sorun var. Yani iş yerinde başarılı olman lazım, iyi bir anne olman lazım, iyi bir eş olman lazım, iyi bir evlat olman lazım, gelin olman lazım, her şey olman lazım. E, ne bileyim işte ne kadar başarılı olursan no ol, lavabo kirliyse ya bu kadında ne pasaklı derler hani Kimse <laughs> bu adam da koca da temizlemiyor bu lavaboyu demez. E, dolayısıyla her şeyi birden kusursuz olmaya çalışmak e, çok zor bir şey. Ben insanların, herkesin e, şunu düşünmesi gerektiğini e, düşünüyorum. Her şeyin bir bedeli var. E, bu bedelin ödenmesi gerekiyor. Çok başarılı bir iş insanı, iş kadını, iş insanı olmanın da bir bedeli var. Eee... Evli olmanın da, bekar olmanın da, çocuklu olmanın da, çocuksuz olmanın da. Yani her şeyin hayatta bir bedeli var. Bu bedel ödenmeden hiçbir şey olmuyor. Yani kimsenin hayatı günlük gülistanlık değil. Her zaman ve sürekli. Her zaman bir bedel ödenmesi lazım. Ve sürekli her konuda kusursuz olmak ve her şeyi iyi yapmak diye bir dünya yok. Yani öyle bir şey görüyorsanız bile o ki, çünkü maalesef şimdi sosyal medya bize hep bir kusursuz görüntüler sunuyor. O görüntü. Fake'tir, Yalandır. Yok böyle bir şey. Elimizden gelenin en iyisini iyi niyetle yapmak ve çalışmak ve pozitif olmak ve şükretmek bence yeterlidir. Çok çok teşekkür ederim. Çok kıymetli şeyler söylediniz. Şimdi Ayça Hanım bizim sorularımız geliyor ama bizim vaktimiz kalmadı çünkü diğer <laughs> konuğumuzu alacağız. O yüzden ben sizden şöyle bir söz istiyorum. E, Adev dergi için sizle bir röportaj sözü istiyorum. E, arkadaşlarımız sizlerle iletişime geçsinler. E, Soru-cevap şeklinde sizleri ziyaret etsinler. E ee, bu pozitif enerjinizi bir de yazıya dökelim. Daha fazla Olur. insana ulaştıralım. Çok Olur. çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum sizlerle tanıştığımı Umarım da çok memnun oldum. Evet, baktığımızda da sizleri ağırlayabiliriz. Umarım bir araya gelebiliriz. Umarım geliriz. Bir gün Aziz ile geliriz. Çok memnun oluruz. oluruz. Çok, çok memnun oluruz. Ederim. Çok kıymetliydi anlattıklarınız. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Ee, sözümü de almış oluyorum röportajı. Evet, tabii ki, tabii ki. <laughs> çok teşekkür tabii ki. ederim. Ee, sizlere başarılar dilerim, başarılı geçen bir ben ömür de. Biliyorum. Çok, çok teşekkürler. Teşekkür ben de gençlere gerçekten çok parlak bir gelecek, çok mutlu bir hayat, ee, çok kendinle barışık, çevreyle barışık, insanlarla barışık güzel bir hayat diliyorum. Ee, hiç çabalamayı bırakmasınlar. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum sizlere. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Ben de iyi günler.